kadar. Evet, Diana seninle devam edelim canım. Önce sebepleri, ardından puanını görelim. Şöyle, öncelikle iki günden beri gerçekten en yakın ev bana burası geldi. En azından renk uyumu, mobilya seçimleri olarak. Hı hı. Fakat modernle demodeyi çok karıştırdı. Çok üzüldüm gerçekten. Hani çünkü burası çok modern ama yemek masası biraz daha demodeydi. İşte mutfak modern ama işte boyanmamış yerleri vardı. Oralar yapılsaydı çok daha temiz bir görüntüsü olurdu. Yatak odası malum zaten yorum yaptım avizesiydi ve yatağı olarak. Yani gerçekten hani ama misafirperverliği süperdi. Yemekleri çok güzeldi. Ben baya baya yedim bu arada. Elinize sağlık tekrardan. Şöyle ben biraz mantıklı düşünerek puan vermeye çalışıyorum günlerden beri. Bana verilen puanın üstüne yorum yaparak neden? Çünkü bana bir puan, verilen bir puan varsa ben daha üstünü görmek isterim. Daha altını görüyorsam ne yazık ki oradan puan kırabiliyorum. Bir eve de bu arada 5 vermem için gerçekten wow demem gerekiyor. Bunu en başından da aslında belirttiğimi düşünüyorum. Bu yüzden size puanım. Evet, puanlı görebiliriz. Üç puan. Teşekkür ediyorum. Yorumlarından doldurmuş olduğu puanı verdi zaten. İnanın bana gerçekten daha fazlasını vermek istedim. Ama kendi evimden de yola çıkarak hani ben 4'ü hak ettiysem en azından gerçekten her yer modern olsaydı 4 verebilirdim. 5 vermem için gerçekten çok çok beğenmem gerekiyor. Çok şok olmam gerekiyor. Çünkü ben zaten gerçekten zor beğenen bir insanım. Normal gerçek hayatımda da öyle. Yani şu an 4 vermem birazcık kendime haksızlık olarak görürdüm. Evet. Niye? Çünkü hani benim evim direkt moderndi. Burası modernle demodenin biraz karışımı olduğu için bu puanı vermek zorunda kaldım. Çok çok üzgünüm ama gerçekten misafirperverliğin şey yok yani. Ve yemeklerin harikaydı. Yemeklerine bayıldım gerçekten. Benim de puan ölçüm bu tarz. Yani ben de böyle verdim. Şimdiye kadar arkadaşlarıma puanı. Evet. Hani ne bileyim, tabii illaki peki, birbirinden kıyaslamamız sen gerekiyor. Sen Diana ile evini kıyaslasan? Kıyaslayamam. Bir villayla bir normal bir daireyi nasıl kıyaslayabilirim? Tabii ki bence evi çok daha güzel. Hiç alakası yok. Metrekarelerin iki katlı oluşun, tek katlı oluşun falan hiç alakası yok. Yok. Benim olan bana göre o katı bir kere evin ya da o kendisi güzel ama yani sana verdiği yok. Enerji güzel yani. Ve zaten beğendiğimi, hoşuma gittiğini söyledim. Hatta 5 de verebilirdim dedim. Ama daha diğer haftanın ilk görmedik günü dedim. Hani şimdi 5 verdiğim zaman daha iyisi çıkabilir yani çünkü ne çıkacağını bilmiyorum. Haksızlık olmasın. Haksızlık istedim. Olsun istemedim. Evet. Zaten adalet bir şekilde sağlanıyor Aslı Hanım. Hani ben 4 verdiğim zaman işte ne bileyim kimse sonuncu da olmaz. Gayet yani hani onun için böyle ama sizler tabii ki belirleyicisiniz bana göre. Sizlerin verdiği puan benim için çok önemli. Ben de sizlerin verdiği puana göre kendimi yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü siz çoğunluksunuz. Çoğunluğa göre hareket etmenin doğru olduğunu buluyorum. Ve tabii ki de adaleti sağlayacağımı biliyorsunuz. Evet. Biliyorsunuz hepiniz. Melis'le İrem bu eve bir verdiler. Kendi evlerinden sonra buraya nasıl bir verebildiler inanamıyorum. Vicdanınız rahat uyuyabilecek misiniz acaba? Bu kadar sunuma ve emeğe rağmen bir vermelerini tamamen haksız buluyorum. Kesinlikle finale oynuyorlar. Yarın bana da bir verirlerse asla şaşırmayacağım. Evet, toplamda arkadaşlarından 9 puan aldım Melike'cim. Evet. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Aslan. Ellerine, emeklerine sağlık. İyi ki gelmişim buraya. Belki ben ilk görüştüğüm zaman da şunu söylemiştim. Belki bir cümle kurarız da bir kadına ışık oluruz. Evet. Bunun için buradayım. Bu böyle mesajlara çok önem veriyorum, değer veriyorum. Ben de. O yüzden ben bugün için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok güzel bir gündü. Senin de çok güzel sunumların, ikramlarından keyifli bir ev sahipliği yaptın. Biz de keyif aldık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Melike gelin diğer gelinlerimize oranla tabii daha tecrübeli, daha olgun bir gelindi.
uzun zaman olmuştu evleneli. Melike de çok hoşuma giden onun olgunluğu, kadınlara olan inancı, sevgisi. Gerçekten kendini çok iyi yetiştirmiş bir gelin. Çok güzel mesajlar verdi. Ben ona çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayallerine kavuşursun Melike'cim. Bizi de çok çok güzel ağırladın. Finalde yapmış olduğun sorbeye bayıldım. Masan da gayet güzeldi. Çeyizin de uzun yıllardır evli olmana rağmen gayet başarılı bir çeyizdi. Ben sana puanımı verdim. Final günü diğer gelinlerle birlikte senin puanını da açıklayacağım. Ben de senin için elbette ki puanımı kullandım. Yarın final günü malum. Final günü puanlarımı hepiniz göreceksiniz. Acaba ben kaç puan verdim? Evet, finale hiçbir şey kalmadı. Evet. Haftanın birincisi yarın belli olacak değerli izleyenler. Gerçekten son derece heyecanlı geçiyor. İnanın yarın göreceğim evi ben de çok merak ediyorum. Nasıl bir sunum, nasıl bir karşılama, nasıl bir ev bizi bekliyor olacak? Elimden geldiğiyle, en güzeliyle. Evet, yarın Şeyda Nur'un evinde görüşmek ümidiyle efendim. Şu an bile heyecanlandım. Evet, şu an bile heyecanlandım. Çünkü haftanın finali için sadece ne kaldı? Çok az bir vakit kaldı. Evet. Yarın değerli izleyenler aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın.